Şefkat, çok merak ediyorum tabii ki. Fakat sormaya da çekinmiyor değilim. Ne oldu, bu evlilik teklifi kabul etti mi? Etti. Harbi mi lan? Helal olsun. Hatta yarın sabah balayına çıkıyoruz. Vay be, bravo. Bir de ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi, Şefkatçim dedi, ben dedi senin bu şekilde teklif edeceğini bilsem dedi, ben dedi seni boşar boşar yeniden evlenirim seninle dedi. Ne dedi? Olmadı mı usta? Olmadı diyorum tabii. Lan ben var, olmuş işin içine ettiniz lan. Kız benden ayrılma noktasına geldi ya. Ulan üç hakkım var dedi, iki tanesini yedik kaldı bir tane. Ben var ya sizin yapacağınız için tabii. Kaçma deme be. Ne diyorsun oğlum? Üç hak ancak masallarda olur. Aşk sonsuz haklar kombinasyonudur. Kalp istemedikçe hak, hakkı doğurur. Senin o dediğin ne o? İki tane sürttüm çıktı oradan iki üç tane dilek. O Aladdin'in sihirli lambası. Onunla karıştırma. Aşk bu, aşk. Değil mi? Doğru diyorsun ya. Masal mı bu? Uçak neymiş? Hey yavrum hey. Herhalde. Boş boş konuşuyorsunuz. Laf ebeliği yapmayın ya. Ne diyordun la ben? Bizim de yapacağımız işinde. Ben var ya sizin de, sizin yapacağınız ya. İş gibi. Ya abisinin tamam ya, yeni bir fikir buluruz. Biter gider yani mevzu. Bulmayın abi. Siz bulmayın abi. Tiplere bak. Birinizin gözünde nur yok la. Zeka pırıltısı yok. Ben eve gideceğim, tavuklarla konuşacağım abi. Onlar sizden iyi. Vallahi onlar sizden. Siz öyle zırt pırt gelip beni rahatsız etmeyin ha. Ay yani Barbara'yla Mokaşı ne diyecek bu konuda? Bak 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 mı? Yani nedir? Ya ben ne diyeyim abi? Nasıl fikir üreteyim? Stres var, sinir var üstümde ya. Burama kadar geldi artık ya. Herkes fikrini söyledi. La olsan, taze poğaça falan yiyeceğim mi? Sağ ol, ben kahvaltımı yaptım. Allah razı olsun, size afiyet olsun. Eyvallah. Peynirle değil mi? Selam abi, boşlara getirdim abi. Koy lan onu oraya. Bana bak lan. Şefkat nerede? Görünmüyor ortalıkta. Vallahi bilmiyorum ki, bugün hiç dükkana gelmedi. Ben de görmedim lan. Baba ben de görmedim. Oğlum gidip baksak mı buna ya? Ben gece bir rüya gördüm biliyor musun? Şimdi bu evlenme teklifi muhabbetini çözeceğim, ilham geldi bana. Ustamın kesin emri var, kimseyi görmek istemiyorum dedi. Abi senin, bak gideceksen yalnız git. Hiç Şefkat'i bana bulaştırma. Rica ediyorum yani. Çayca, al doldur bakayım şunu hadi. Selo, otur otur kahvaltını yap. Çaylar bu sefer benden. İhson. Heh. Zaten hep benden. Sağ ol reis. Yola geldi. İyisin vallahi abisinin. İyisin. Ah. Ekmeğimiziz. Gayet güzel oldu. Çok güzel, evet. Hadi bakın bakalım. Çocuklar, sizin için neler hazırladık. Hay diyorum benim. Al saça bak. Bu ne lan? Bakalım. Hay çatlarım benim. Bahar baba. Şunları. Hah. Lütfen şöyle gelin efendim. Bak senin için ve çocuklar için neler hazırladık neler, görüyor musun? Kızım acayip bir dolu da gösterimiz var. Hangisini beğeniyorsan seçersin artık ürünü ha? Benim sana tavsiyem ne biliyor musun? Beni seç. Kes lan. İyi bak böyle limonata pasta falan da hazırlanmış. İyi güzel. Salsa yok. Beğendin değil mi? Kızım her şey çocuklar için ya. Çocuklar, çocuklar geleceğimizdir kızım. Buyurun efendim, size protokolde babalar gibi bir yer hazırladım. Protokol? Çocuklar! Öyle mi ya? Aa, Selami. Aa. Merhaba yiyin, şöyle kahve. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Biz de tam senden bahsediyorduk. Aa, harbi mi? İnsanın bir bahsedenin olması ne güzel şey ya. Şefkat cephesinde durumlar nasıl bakalım? Aa, sizde de mi yeni haber yok? Bende de haber yoktu, belki size böyle yeni bir şeyler düşmüştür diye şey ettim ama. Nasıl ya? Yani siz hep Şefkat'in yanındasınız. Yeni haber yok mu? Bende ne haber olsun? Adam birkaç gündür eve kilitlediği için kendini biz haber alamıyoruz pek. Allah Allah. İsim de bize bir şey söylemedi. Ama gelecek birazdan. Yani bir bildiği varsa öğreniriz. İyi madem, o zaman ben şey yapayım. Gideyim şimdilik, sonra yine şey yaparım ben. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun, şükür olsun. Ne demek, ne demek, ne demek. Görüşmek üzere. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ha? Rol çalıyorsun lan benden. Ha? Kızlar sana gülüyor oğlum, bana gülmeleri lazım. Geri git şuradan. Bak, ayağına basıyorsun.
Ayağına basıyor şimdi. Ayak mı lan bu? Onun adı toynak oğlum. Toynak, ayak değil. Eşeğin toynağı olur. Bana bak. Koçuyor. Güzel çocuğum benim. Eşekçi. Oğlum o senin var ya, senin o toynaklarını tek tek yediririm sana lan. Şu gözü var ya, şu gözünü böyle buradan bir girerim. Paramparça ederim lan seni. Eritirim lan. Ha eşekçi. Şöyle buradan var ya, buradan alttan bir çaktın mı? Bana bak Şefik. O burnunu kopartırım seni. Ne korkutuyorsun lan çocukları? Aa, ne alakası var? Oyun ya bu Bahar. Çocuklar, oyun oyun bu. Değil mi lan eşekçek? Anlar bakayım. Aa, Nereye ya? Daha bitmedi. Hadi gel sen de. Kalk. Otur lan. Beş katını ödetirim dedim sana bak. Öldün oğlum artık, sen öldün. Gel canım sen de. Hadi bakayım. Gel hayatım sen de. Gel canım. Diyoruz. Gel. Allah Allah ya. Şu Bahar'a bak ya. Herifi gördün mü oğlum? Benden 2 yaş küçük lan, çocuk diye getirmiş buraya. Ya senin ben... Ay sizi gördüm, çok memnun oldum Marika Hanımcığım. Epeydir yoktunuz. Meşgul etmiyorum değil mi ben sizi? Rica ederim Gülperi Hanımcığım. Ne meşguliyeti. İnanın çok memnun oldum. Ha bu Şefkat'le Esin'den ne haber? Sessizliktir gidiyor. Bunların beraberliği arkası yarına döndü. Yani insan izlemeden yapamıyor. Ya öyle oldu biraz. Ben sanıyorum ki çok uyum sağlayamıyorlar birbirlerine. Ay vallahi bu gençlerle uğraşmak o kadar zor ki. Yani bizde de var bir tane. İşte evlendireceğiz diye ömrümüz gitti. Yani şu Erkan vazgeçmesin, ödüm kopuyor ödüm. Ah! Hasan'ı ne oldu sizin kız isteme meselesi? Ha? Sorun çıkmadı inşallah. Yok çıkmadı. Derdik gitti. Oh! Oh verin gitsin. Oğlum ötede oynayın lan. Esin! Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun? Bura benim mahallem. İstediğim gibi bağırırım. İstersem horoz gibi öterim, istersem eşek gibi anırırım. Horozlar Esin diye mi ötüyor ya? Ha? Eşekler Esin diye mi anırıyor? Vallahi benim çektiğim şu çileyi çeksinler, bak bakalım o zaman nasıl bağırıyorlarmış. Ay hiç bana duygusal travmadayım falan yapma. Ben o travmanın zirvesini yaşadım. Sana şöyle güzel, yaratıcı bir evlilik teklifin var mı? Onu söyle. Başlatma teklifinden. Bu ne be? Zaten senin aklına uyduk, kendimizi soytarı ettik, maymuna döndük mahallede. Allah Allah. Senin gönlünü mü yapıyorsun, safari mi yapıyorsun? Hale bak. Teklif yok. Gideceğiz adam gibi, oturacağız dükkan masasına, atacaksın elimizi, ay bitecek gidecek. Ha, sen öyle söyledin diye ben de seninle hemen evleneceğim ya. Evleneceksin tabii. Ben seni o düğünden okuya 4. olarak kaçırmadım kızım. Allah Allah. Zaten yapacağımı da fazlasıyla yaptım bugüne kadar ben senin için. Bundan sonra romantizm yok. Bundan sonra cinnet var, bitti. Ne oluyor burada Şefkat? Ya Cevdet amca, senin bu kızın var ya, sürekli işi rampaya sürüp duruyor ya. Ne zamandır mahallede takla atıp duruyoruz, şebek ettik kendimizi ya. Vallahi ya bir 7 başlı canavarın 7 başını birden koparmadığım kaldı. Gözünü seveyim. Şu kızın bir kulağını çek de bir an önce bir otursun şu düğün müğün işi, nikah bir bitsin gitsin artık, şu olay kapansın ya. Bana bak, babamı karıştırma bu işe. Şefkat, eğer kızınla evlenmek istiyorsan onun istediklerini yerine getirmek zorundasın. Eğer beceremeyeceksen hiç boşuna uğraşma. Allah Allah! Bu zamana kadar afrasını tafrasını çektik, bütün çilesini şeyini çektik. Şimdi bu saatten sonra Şefkat avucunu yalayacak ha? Yok öyle şey. Şefkat, söylediklerine dikkat et, haddini aşıyorsun. Vermiyorum sana kızımı. Var mı? Vermiyorum. Eğer eşin istese bile ben karşıyım böyle bir işe. Böyle horoz gibi diklenen adama verecek kız yok bende. Bak Cevdet emmi, yaşına saygımdan susuyorum ama benim asabımı bozmayın. Vallahi kaçırırım kızını ha. Oğlum ne yapıyorsun? Çuş lan, ata ağızlı. Kardeşim, yüzdün kıyısına geldin. Bir kaşık suda boğulma lan. Ya yürü git, nereye yüzdün kıyısına geldin? Senin yönün şaşmış aslanım. Bu kızın yüzünden deryalarda boğulacağım zaten ben. Kimse karışmasın abi. Vallahi kaçırırım ha. Karşıma çıkana da engel olmaya çalışan da vallahi silindir gibi ezer geçerim o kadar. Görürüz bakalım nasıl eziyorsun. Adam kaçırmak öyle kolay değil. Çektik bu mahalleden. Dükkandan da evden de çık. Hadi defol buradan. Bu iş daha burada bitmedi yalnız. Siz beni çok yanlış tanımışsınız. Şefkat'i delirtirseniz var ya, bu işin sonu daha da biter, daha da. Allah. Sen niye böyle yaptın? Eyvah. Adam çıldırdı. Ya tamam, Şefkat'i sinirli görüyoruz ama ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Baskıya dayanamadı, patladı. Aman baskı altında olmasa ne olur ki? Çok aklı başında sanki. Her zamanki hali hep böyle yani.
yok yok. Gözlerinden ateş çıkıyordu. Biz gördük. Ay bu çocuk hepten delirdi. Ne oldu buna böyle, anlamadık. Ay fırtına öncesi sessizlikmiş bu. Belli çok sakindi ortalık. Hep iyidir. Ya ya öyle öyle oldu. Abisinin olacak iş mi şimdi bu ya? Evde kendini dolduruşa getirmiş gelmiş buraya yani. Ama çocuk haklı. Yani bu iş uzadı. Acaba son verdiğimiz fikir mi kötü müydü? Lan ne alakası var? Ata ağızlı fikri Şevkat becerememiş. Baksana. Peki ne yapacaklar şimdi? Yani su akacak, yolunu bulacak. O değil Laga. Cevdet Bey amca fena res çekti. Bu sefer Şevan'ın işi zor. Polisi arıyorum şimdi. Polis mi? Babacığım gerek yok polise falan. O şey yapamaz, cesaret edemez o kadarını. Ay yapmayın Cevdet Beyciğim. Yapma, özür dilemeye mi geldin bir de utanmadan? Ay. Bırak! Nereye gidiyoruz ya? İstemiyorum ben gelmek. İndirir misin beni? Kız. Ama sen görürsün. Polisi aramıştır babam. Bulacaklar seni. Kaçırıyorsun şu an beni ya. İmdat! Bağırma. Bulamazlar bizi. Ya indir. Ya zorla mı? İstemiyorum. İstemiyorum. Neşe. İnmiyorum. Ben geri döneceğim. Sen de ne yaparsan yap. İn dedim. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yaparsan yap demedim mi? Hadi buyur. Ya ne işimiz var bizim burada? Neresi burası? Biraz hava değişimi iyi gelir belki. Dağ havası biraz kafanı açar. Bu aralar çok delilendin sen. Ben mi delilendim? Beni alıp dağlara taşlara kaçıran sensin. Şimdi ben mi deli oldum bir de? Tamam hadi çok konuşma yürü. Ya ne itiyorsun ya? Bu ne? Beş yıldızlı ayı suiti. Sana biraz konforsuz gelebilir ama kış uykusundan yeni uyanan bir ayı için saray gibi bir yer işte burası bak. Sen tam bir ayı çıktın ya. Otur. Ne oluyor be? Ayılar da kız kaçırır bunu biliyor muydun? Ama onlar benden farklı olarak mağaraya kaçırıyorlar. Ben seni böyle saray gibi bir yere getirdim. O yüzden bana dua etmen lazım. Sen şimdi burada uslu uslu otur. Ben 5 dakikaya geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ayıyım ya ben. Gidip bal toplayacağım. Böylelikle bal ayı olacak. Nasıl romantizi? Ya bırak! Ya bırak! İnsan gibi söyledik. Anlamadın. Ben de o yüzden sana yaban terbiyesi veriyorum. Aa acıyor. Ya bırak beni. Bırak beni. Sen çok fazla Yeşilçam filmi izledin galiba. Ha hakikaten ya. Bu şey vardı ya. Tarık Akan Fatma Giri'yi kaçırıyordu hani. Gülşen Bubikoğlu be. Yok be ne Gülşen Bubikoğlu şey. Kadın Türkan Şoray'dı. Adam da Edison'du galiba. Kadın Hülya Koçyiğit değil miydi ya? Yok kadın Türkan Şoray'dı. Adam da Kadir İnanır'dı. Tamam Kadir İnanır bunu kaçırıyordu böyle bir yabana kaçırıyordu falan filan orada. Hatta üstü müstü çıplak bıçak bıçak falan. Sus be. Hemen geyiğe bağlıyorsun sen de. Sen de hemen teştesin ama muhabbete katılıyorsun. Ne haber? Şevkat. Beni dağ başına getirip bir sandalyeye bağladığının farkındasın değil mi? Gayet farkındayım. Ya istiyorsan başka yere de bağlayabilirim. Benim için fark etmez yani. Mesela iskele babasına bağlayabilirim. Ne bileyim. Şu kanepeye bağlayabilirim, dışarıda ağaca bağlayayım istiyorsan fark etmez benim için ama ne olursa olsun sen tamam Şevkat ben seninle evlenmeye razıyım diyene kadar burada kalacağım. Çok beklersin. Vallahi ben beklerim. Benim için hava hoş. Nasılsa mis gibi dağ havası. Sen onu bunu bırak. Acıktın mı? Açım. Çok açım. Sushi istiyorum. En yakın Çin restoranından söyle gelsin hemen gelsin. Yok söylemeye gerek yok. Burası zaten Çin'e yakındır yani bayağı uzak. Şuradan giderim 2 dakikada Van Usta'ya rica ederim. Sushileri de ben sana burada sushi de ziyade taze geyik eti öneririm. Tabii giderim şimdi bir tane geyik vururum. Kafasını da getiririm dükkana asarım hatıra olarak.
ediyorsun ya? Saçmalama, hayvanı öldürmeyeceksin değil mi? Sen cani misin, katil misin sen ya? Yapacak bir şey yok. Yaban kurallar bunları gerektirir. Sen ikna olana kadar her gün bir geyik öldüreceğim. Geyik bulamazsam keçi öldüreceğim. Keçi de bulamazsam oğlak öldüreceğim. Ne yapıyorsun? Bıçak mı o? Şevkat sakın, hayır. Bırak o tüfeği yerine Şevkat. Geyik falan vurmayacağız. Ya ben yemem geyik eti falan. Şevkat! Ya dokunma geyiklere! Şevkat! Ya lütfen! Bu eksikti ya. Bir geyiğimiz eksikti. Allah'ım ben nasıl bu adama aşık oldum? Manyak bu ya. Bak hemen gel buraya, beni çöz. Fena olur yoksa. Aha! Kocaman bir geyik. Dur şu geyiği vurayım. Şevkat ne olur dokunma geyiğe. Kaçma, kaçma. Gel buraya. Yaralandı ama ölmedi. Kaçamazsın. Bırak hayvanı ya! Vurdum! Katil! Cani! Nasıl kıydın o geyiği? Allah seni kahretsin. Vallahi vurdum. Koca geyiği iki seferde vurdum. Helal olsun bana ya. Al Şevkat, al ya. Allah cezanızı versin. Etlerin kemiklerini niye ayıkladınız lan? Ya Şevkat, mahallede ne bulduysam onu getirdim kardeşim ya. Allah Şevkat, fazla kalırsa bir al. Ayırsana bari. Kazım, hadi. Ya. Dur şu etin derisini de bir yüzeyim de. Ben senin derini yüzeceğim ben. Vallahi. İyi. Cırt diye sıyrıl da. Dur şimdi şunu bir de parçalayayım güzel güzel. Bileğim kadar kemik var ya hayvanda. Nasıl da kırdım ama. Vallahi cillop gibi oldu. Geyiketi var, yer miyiz? İstemem. Nesli tükenen hayvanı mı öldürdün? Bir de yer misin diyorsun. Katil! Zehir zıkkım olsun, boğazında kalsın inşallah. Yapacak bir şey yok. Ya onun nesli tükenecekti ya da ben bir seçim yapmam gerekiyordu. Keşke senin neslin tükenseydi be. Olur mu ya? Ben neslim tükenmesin diye seni kaçırdım, buraya getirdim. Daha evleneceğiz. Senden çocuk ya da çocuklar yapacağım. Değil mi? Ölürüm de evlenmem seninle be. Ben nasıl anlayamamışım senin ne tür bir manyak olduğunu şimdiye kadar. Kes, tamam. Uzatma. Bana at. Geldi al. Şevkat yaklaşma bak vururum ha. Sen hümanist bir insansın kızım. Karıncayı bile incitemezsin. Beni mi vuracaksın? Bak vururum diyorum yaklaşma. Vur hadi. Sana
dolu tüfek bırakacak kadar aptal değildi herhalde. Senin gözlerindeki ışıltını, kaynağını sevdim Esin. O dokunulmaz ışık kaynağının sana kadar ulaşan uçsuz bucaksız yolunu hayal etmeyi sevdim. Senin gözlerin gündüz başka, gece başka güzel. Sen ressamsın bilirsin. Elektronların renkleri dalga boyuna göre değişiklik gösterir. Senin ruhunun da dalgalı olduğunu gözlerinden anlıyorum. Ve ben o dalgalarda kaybolmayı da, karaya vurmayı da, boğulmayı da göze alırım. Çünkü aşk göze almaktır Esin. Ama senin gözlerinden mahrum kalmayı asla göze alamam. Bunları bana evde ya da mahallede söyleseydin seni dinlerdim. Beni böyle bir dağ başına getirip sandalyeye bağlamana gerek yoktu. Ama ben söze değil davranışa bakarım. Sen istediğin şey olmayınca zorla almaya çalışan birisin. Sen zorbasın Şevkat. En sevmediğim insan tipi. Evlilikte keramet vardır. Bakarsın evlenince düzelirim. Gel hadi hadi. Sen ne çeşit bir manyaksın ya. Önceleri tatlı kaçık falan diyordum da... ya sen bayağı psikopatsın. Bak şimdi, bu ya kişilik parçalanması... ya da kişiliksizlik. Ama her iki durumda da sonuç aynı. Sıfır. Yani benim seninle evlenme ihtimalim sıfır. Sen benim için yoksun artık. Ben şaka yapmıştım sana üç tane hakkım var diye ama iyi ki yapmışım. Nasıl bir insan olduğunu anladım. Sen benim için artık hiçsin Şevkat. Ne yapalım? Bir hatadır ettim işte. Seni kaçırdım. Ama belli ki olmuyor. Serbestsin, gidebilirsin. Her şey çok güzel olabilirdi biliyorsun değil mi? Ama sen bu aşkı batırdın. İçindeki zorba ortaya çıktı. Bir çuval inciri berbat ettin. Ama iyi ki berbat ettin. Ben hayatımın hatasını yapıp seninle evlenebilirdim de ya... şu an bunu hayal bile edemiyorum. Her şey bitti biliyorsun değil mi? Artık bunun geri dönüşü yok. Bana üç tane hak verdin. Yumurtayla denedim, olmadı. Aklını almaya çalıştım, olmadı. En son ben de böyle romantik bir şey yapayım dedim ama belli ki onu da elime yüzüme bulaştırdım. Romantik? Bu mu romantik? Ya tamam çok uzatma işte, gidiyorsan git. Romantikle ormantiği birbirine karıştırmışım işte, ne yapayım? Sen de mi baba? Evet kızım. Benimle evlenir misin?
Hayır. Evlenmem seninle. Bu ne? Ne saçma bir sapan bir şey ya? Benim burada psikolojim bozuldu. Belki de psikiyatra gitmek zorunda kalacağım. Hayır efendim, evlenmiyorum seninle. Eşin hadi ama. Kaç kilometre yol geldik biliyor musun? Ama ben sizin kadar acımasız olamayacağım. Daha fazla sürdürmeyeceğim. Evet, evet. Uzatma bezimi. Ama ne olur başka evlenme teklifi olmasın, olur mu?